Sevgili gençler, DGS 2023 için tıpkısının aynısı serisine başlıyoruz. Ve arkadaşlar bugün ilk 5 soruya yoğunlaşacağız. Sizler de güzel not edin ve başarıya birlikte ulaşalım. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, çalışmamıza her sene sorulan bir güzel rasyonel sayı sorusuyla başlıyoruz. İfademize baktığımızda arkadaşlar toplama, çıkartma ve bölme işlemleri görüyoruz. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş bize. Önce yukarıdan başlayalım arkadaşlar. Paydaları işlemeliyiz. Toplama yapabilmek için 3 ve 5'i düşündüğümüz zaman arkadaşlar 15 ile eşitleyebiliriz. 2 bölü 3'ün paydasındaki 3 ifadesini 5 ile çarpacağız. Aynı şekilde hemen yanındaki 1 bölü 5 ifadesinde paydasını arkadaşlar 3 ile genişleteceğiz. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki ifademiz şöyle olacaktır. Burada 5 kere 3 15. Evet. Yukarısında söyleyelim 5 kere 2 10 olacaktır. Aynı şekilde diğer ifademize baktığımız zaman orada 3 çarpı 5 yine paydamız 15 olacaktır. Yukarı kısmı düşündüğünüz zaman da 3 kere 1 3 olacaktır. Evet, yukarıyı bulduk arkadaşlar. Şimdi aşağıyı da aynı şekilde bir düşünelim. Orada da bakın çıkartma işlemimiz var. Yani payda eşitleyeceğiz. 5 var, 15 var. Biri diğerinin katı olduğu zaman arkadaşlar büyük olanı da eşitlemeye çalışırız. Yani burada 15 yapmaya çalışacağız. O zaman paydamızda arkadaşlar şuradaki 5'i 3 ile genişletelim. Genişlettiğimiz zaman ifademiz arkadaşlar şöyle çarparsanız ifademiz ne olacaktır? 15. Şöyle buradaki 3 ile şuradaki 2'yi çarparsanız 6 olacaktır. Eksi 4 bölü 15. Bu işlemimizi yaptığımız zaman da arkadaşlar ortak paydamız 15 olur ve yukarıdaki 6'dan çıkartacağız 4'ü. 6'dan 4 çıkarttığınızda da 2 bulursunuz. Yukarıdaki işlemimizi de yaparsak arkadaşlar orada da toplama işlemi yapacağız. Bakın yine burada tabanlarımız aynı. Yukarıları toplayacaksınız. Yukarıları topladığınız zaman 13 bölü 15. Alt tarafa baktığımız zaman da orada ne görmekteyiz? 2 bölü 15. Son işlemimizi de arkadaşlar bölme yapacağız. Bölmede ne yapılırdı? Pay kısmı aynen yazılırdı. 13 bölü 15 aynen yazılacak. Ve alttaki ifademizi ters çevirip çarpacağız. 2 bölü 15 ile ters çevirirsek 15 bölü 2 olur. Burada arkadaşlar çarpma yapmadan önce genelde sadeleştirmeyi tercih edin ve çaprazları sadeleştirebilirsiniz. Bir tane yukarıdan, bir tane aşağıdan sadeleştirebiliriz. O zaman ifademiz 13 bölü 2 olacaktır. Sevgili gençler, her sene sorulan güzel bir soruyla devam ediyoruz. Bu sefer de arkadaşlar ondalık sayılarla ilgili bir soru çözeceğiz. İşleminin sonucu kaçtır demiş bize. Evet, ifademize baktığımızda arkadaşlar bunları rasyonel sayıya çevirebiliriz. O zaman arkadaşlar şöyle sırayla yazalım bunları. İlk ifademize baktığımız zaman arkadaşlar virgülü düşünmezseniz 275 yazarsınız. Sonra paydaya da arkadaşlar orada bakın virgülden sonra iki tane eleman olduğu için bir sayısının yanına iki tane sıfır koyacağız. Yani paydaya 100 yazacağız. Hemen yanındakini benzer şekilde düşünelim. Virgülü düşünmeden yazdığımızda 325 yazılıyormuş. Sonra paydaya baktığımızda bir yazıp arkadaşlar yanına sıfırlar koyacağız. Kaç tane sıfır koyacağımız da virgülün sağ tarafındaki eleman sayısı belirliyor. Burada iki tane eleman olduğu için arkadaşlar burada birin yanına iki tane sıfır koyacağız. Yani 100 olacaktır. 325 bölü 100'müş. Alttaki ifadelerimize bakalım. Burada da arkadaşlar virgülü düşünmediğimizde 22 olacaktır. Paydaya geldiğimiz zaman paydada da arkadaşlar bakın şurada virgülden sonra bir tane eleman olduğu için bir sayısının yanına bir tane sıfır koyacağız. Yani 22 bölü 10 olacaktır. Eksi bu ifademizi düşündüğümüzde virgülü kullanmadığımızda arkadaşlar 7 sayısını görmekteyiz. Alt tarafı düşündüğümüz zaman da burada virgülden sonra bir tane eleman olduğu için yine biz bir yaz sayısının yanına bir tane sıfır koyacağız. Yani 10 olacaktır. Virgülden sonra arkadaşlar iki eleman varsa payda 100 olur. Bir tane eleman olursa payda 10 olur. Şimdi burada arkadaşlar toplama çıkartma işlemimizi yapabiliriz. Çünkü paydalar aynı. Paydalarımız 100 olduğu için arkadaşlar ortak paydamız 100'ü yazarız. Sonra yukarıdaki ifadeleri toplarsınız. 275 ile 325'i toplarsanız arkadaşlar 600 olacaktır. Evet. Alt tarafı yapalım. Alttaki ifademizde de arkadaşlar yine paydalarımız aynı. O zaman çıkartmayı yapabiliriz. Ortak paydayı yazdıktan sonra arkadaşlar yukarıdaki 22'den 7'yi çıkartmamızı istemiş. 22'den 7 çıkartırsanız da 15 olacaktır. Bu işlemimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi orada baktığımız zaman sadeleşmelerimiz var. 600 sayısını 100'e bölebilirsiniz. Bakın şuradaki sıfırlar gidecektir. 2 tane aşağıdan, 2 tane yukarıdan sadeleştirebilirsiniz. O zaman 6 bölü 1, 6. Yukarısı 6'ymış. Aşağıya baktığımız zaman arkadaşlar bunlar da baktığımızda 5'e bölünürler.
10 sayısını 5'e bölerseniz 2 olur. Buradaki arkadaşlar 15 sayısını da 5'e bölerseniz 3 olacaktır. Yani paydamız da 3 bölü 2 geldi. Son işlemimiz kaldı. Burada da arkadaşlar bölmemizi yapacağız. Pay kısmını aynen yazarız. 6'yı çarpı diyoruz. Alttaki ifademizi ters çevireceğiz. Paydadaki ifadeyi ters çevirirsek de 2 bölü 3 olur. Buradaki işlemimiz de arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemi ama sadeleştirme yaparsak daha kolay çözeriz. O zaman arkadaşlar şu 6 ile 3'ü sadeleştirmeliyiz. 3'e böldüğümüzde 1 olur. 3'e böldüğümüzde 2 olur. O zaman arkadaşlar 2 ile 2'yi çarparsanız cevabımız 4'müş. Sevgili gençler, sırada güzel bir üslü sayı sorumuz var. Evet, bakalım bize neler söylemiş arkadaşlar. 3 üzeri 6 artı 3 üzeri 8 artı 3 üzeri 10 ifadesini arkadaşlar böl demiş. 27 üzeri 3 eksi 27 üzeri 2 ifadesine demiş. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Burada arkadaşlar büyük olanları küçük olanlara benzeterek paranteze alma işlemi yapacağız. Önce yukarı kısma baktığımız zaman 3 üzeri 6 en küçük olandır arkadaşlar. O ifadeyi aynen yazıyoruz. Diğerlerini de benzetmeye çalışacağız. Yani 3 üzeri 8 ifadesini vermiş. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2 gibi yazacağız. Artı arkadaşlar 3 üzeri 10 ifadesini de yine aynı şekilde 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4 şeklinde yazacağız. Bir sonraki adımda arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi konuşursak paranteze alma yapacağız. Yani hepsinde ortak olan nedir diye bakacağız. Bakın 3 üzeri 6'ları görmektesiniz. O ortak olanı parantezin dışına yazacağız. İçeriye de arkadaşlar katsayıları yazacağız. İlk ifadenin katsayısı yok gibidir. O zaman gizli biri düşüneceğiz arkadaşlar. Bir ifadesini mutlaka buraya koyacağız. Sonra artı arkadaşlar ikinci ifademizin katsayısı şurasıdır. 3'ün karesidir. 3'ün karesi 9 olur. Artı bu üçüncü ifademizin de katsayısı buradadır. 3 üzeri 4 yani 81'dir. Şimdi bir de biraz paydayı konuşalım arkadaşlar. Orada da bakın 27 sayıları var. 27 sayılar arkadaşlar 3'ün 3. kuvvetidir. O zaman 3'ün 3. kuvveti yukarısında yine 3 var. Eksi burada da yine 27'yi çevirirsek 3'ün 3. kuvveti üzerinde 2 var. O zaman arkadaşlar burada kuvvetin kuvveti durumu var. Yani kuvvetleri çarpacağız. Burada 3 ile 3'ü çarparsanız 3 üzeri 9 olduğunu görürsünüz. Bir sonraki ifademizde orada arkadaşlar 3 ile 2'yi çarparsanız 3 üzeri 6 olduğunu görürsünüz. O zaman arkadaşlar aşağıdaki ifademizde de yine 3 üzeri 6 küçük olandır. Yine orada 3 üzeri 6'ya benzeteceğiz. Devam ettiğimiz zaman paydayı tekrar düşünürsek arkadaşlar şuradaki ifadeyi sadece şöyle düşünün. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 gibi düşünün. Ve parantez alarak yazalım. Bakın burada da 3 üzeri 6 var. Burada da 3 üzeri 6 var. O zaman demek ki 3 üzeri 6 parantezinde. Buradaki ifademizin katsayısı bakın 3'ün küpü yani 27'dir. Arada eksi vardı. Buradaki ifademizin katsayısı yok gibidir ama arkadaşlar orada gizli bir var diye düşünün. O zaman eksi 1 olacaktır. Yukarıyı da tekrardan yazarsak 3 üzeri 6 ifadesi görmekteyiz. Ve içeridekileri toplayalım. 81 artı 9, 90. 1 eklersek 91. Burası 91'miş. O zaman arkadaşlar aynı olanlar varsa sadeleştirebilirsiniz. Burada baktığınız zaman 3 üzeri 6 ifadeleri kaybolacaktır. Yukarıda 91 vardır. Aşağıya bakarsanız da 27 eksi 1'den 26 buluruz. Hatta arkadaşlar bunlar da sadeleşirler. Bu iki ifade de 13'e bölünür. 91'i 13'e böldüğünüzde 7 olacaktır. 26'yı 13'e böldüğünüz zaman da 2 olacaktır. Yani cevabımız 7 bölü 2'ymiş. Sevgili gençler, bu çözdüğümüz soruları her sene soruyorlar. Sizler de güzel tekrar edin. Şimdi sırada arkadaşlar güzel bir köklü sayı sorumuz var. Evet, incelediğimizde arkadaşlar burada hem çarpma hem çıkartma hem de bölme işlemleri görmekteyiz. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş bize. Önce arkadaşlar parantezi açmaya çalışacağız. Yani şöyle bir çarpma yapacağız. Kök 2 ile kök 150'yi çarptığımız zaman arkadaşlar kökün içerisinde işte 2 ile 150'yi çarpın ne olur? 300 olur. İlk ifade bu olacaktır. Araya eksi koyacağız arkadaşlar. Bu sefer bu kök 2 ile kök 24'ü çarpacağız. Yine kökün içerisinde şöyle yazabilirsiniz. 2 çarpı 24 yani 48 yazabilirsiniz. Alttaki ifademizde arkadaşlar baktığımız zaman kök 3 ifadesidir. Bundan sonra da arkadaşlar asal çarpanlarını ayırarak yukarıdaki ifadeleri dışarı çıkartmaya çalışacağız. Yani 300 sayısını düşündüğünüzde arkadaşlar oradaki ifadeyi 2'ye bölerseniz 150, 2'ye böldüğünüzde 75, sonra 2'ye bölünmez artık 3'e böleceğiz. Arkadaşlar 25 olacaktır. Sonra da 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Bunlar arkadaşlar kare köklü ifadeler olduğu için biz bunları ikili gruplayarak dışarı çıkartırız. Yani şunlardan bir tanesi dışarı çıkar. Sonra şu 5'leri de gruplayabilirsiniz. Onlardan da bir tanesi dışarı çıkacaktır. Dışarıda arkadaşlar 2 çarpı 5, 10 olacaktır.
İfademizi tekrar yazdığımızda dışarıda 10 varmış. İçeride de arkadaşlar şu yalnız kalan olacaktır. Yani 3. O kök 300 dediğimiz ifade 10 kök 3'müş. Eksi. Şimdi 48'i yapacaksınız. 48 ifadesini de asal çarpanlarına ayırın. 2'ye böldüğünüzde 24 olur. 2'ye bölsek 12 olur. 2'ye böldük 6 olur. 2'ye böldük 3 olur. 3'e böldük 1 olur. Yine bunu da ikinci gruplama yapalım arkadaşlar. Şurada bakın şöyle düşündüğümüzde bunlardan bir tanesi çıkar. Şunlardan da bir tanesi dışarı çıkacaktır. O zaman 2 ile 2'yi çarparsanız 4 olur. 4 dışarıda. Oradaki 3 yalnız kalan da içeride olacaktır. 4 kök 3'tür. Alttaki ifademiz de yine kök 3'müş. O zaman son işlemimizi şöyle yapalım arkadaşlar. 10 kök 3'ten 4 kök 3 çıkarsanız 6 kök 3'tür. O ifadeyi de kök 3'e böl dediği için sadeleştirme yaparız ve cevaba ulaşırız. Bakın şunlar sadeleşirler. Demek ki cevabımız 6'ymış. Sevgili gençler, güzel bir faktöriyel sorusuyla bugünkü çalışmamızı tamamlayacağız. Evet, bakalım bize neler söylemiş arkadaşlar. 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel bölü demiş. 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel işleminin sonucu kaçtır demiş. Böyle sorularda arkadaşlar genelde küçük olana benzeterek işlem yapılır ve paranteze alınır. Yukarıya baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki ifademizde küçük olan 6 faktöriyeldir. O zaman 7 faktöriyeli çevirelim. 7 çarpı arkadaşlar 6 faktöriyel şeklinde yazıyoruz. Diğerine dokunmuyoruz arkadaşlar. 6 faktöriyel olarak yazıyoruz. Sonrasında arkadaşlar yukarıyı tekrar düşünürsek orada 6 faktöriyel parantezini alacağız. Ortak olanı düşünüp parantezin dışına yazacağız. Ve içeride de arkadaşlar işte katsayıları yazacağız. Bunun katsayısı 7'dir. 7'yi yazdım. Arada eksi var. Diğerinin katsayısı yok gibiyse arkadaşlar orada gizli 1 vardır. Onu mutlaka yazın. Unutmayın arkadaşlar. Yani 7 eksi 1 parantezin içindeki görüntü olacaktır. Alttaki ifademize baktığımızda da arkadaşlar burada parantez içine bakacağız. Orada küçük olan 4 faktöriyeldir. 4 faktöriyeli dokunmuyoruz. Büyük olan 5 faktöriyeli çeviriyoruz. O zaman arkadaşlar nasıl çevireceğiz? 5 çarpı 4 faktöriyel. Evet. Yanında da bakın çarpı ne varmış? 3 faktöriyelimiz varmış. İçerideki ifadeyi arkadaşlar tekrar parantez olarak düşünürsek ortak olana bakınca arkadaşlar orada 4 faktöriyel ifadesini görmektesiniz. Parantezin dışına 4 faktöriyel yazacağız. Sonra arkadaşlar katsayılarını toplayacağız. Burada katsayılara baktığımız zaman birincinin katsayısı yok gibidir. 1'dir o zaman. O 1 ile de arkadaşlar diğerinin katsayısı bakın 5'tir. 5'i topluyoruz. Çarpı arkadaşlar bir de burada bakın farkındaysanız 3 faktöriyelimiz var. 3 faktöriyel de hesaplayabilirsiniz. 3 faktöriyel demek 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. Çarptığınız zaman 6 olacaktır. Şimdi arkadaşlar artık varsa gidenler göndermeye çalışalım. İfademizi incelediğimizde arkadaşlar şu yukarıdaki 7 eksi 1 6 demektir zaten. Şurası 6 demekse bu 6 ile arkadaşlar şu 6'yı sadeleştirebiliriz. Sonrasında arkadaşlar yukarıdaki ve aşağıdaki ifadeye baktığımız zaman 6 faktöriyel ve 4 faktöriyel görmekteyiz. O zaman 6 faktöriyeli çevirelim. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yazabiliriz. Aşağıda ne kalmıştı? Aşağıda da 4 faktöriyel çarpı 6 kalmıştı. Evet, 4 faktöriyel çarpı 6. Bunları da düşündüğümüzde arkadaşlar yine aynı olan ifadeler var. Sadeleştirelim. 4 faktöriyeler gider. Sonra şu 6'lar da giderler. O zaman arkadaşlar geriye cevabımız kalacaktır. Cevabımız 5'miş. Sevgili gençler, DGS 2023 matematik sorularının tamamını çözeceğimiz bu seride arkadaşlar ilk 5 soruya bugün yoğunlaştık ve hepsini çözdük arkadaşlar. Sizler de güzelce bunları tekrar edin. Ayrıca arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.